Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Köfteci Sunny Horizons'ın 75. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölümde sizlerle ne yapacağız? Aslında yapacağımız şey biraz ilginç. Geçen bölümlerde hatırlarsanız fakir adamın emeği sistemini yapmıştık. Bu bölümse kültürlü adamın emeği sistemini yapacağız sizlerle. Daha sonra başlayacağız. Ne kadar kültürlü diye soracak olursanız şu an soğumayan ve bitmeyen kahve yerine soğumayan ve bitmeyen tarçınlı çay içiyorum. Evet, o derece kültürlü adam. Neyse, o esnada bölüm arası neler yaptığımıza bir değinelim hızlıca. Şu makineleri yerleştirdim. Bir tanesini unuttuğumu fark ettim. Onu hala koymadım. Kabloların hepsini de döşedim. Ve fark ettiyseniz torç kullanmıyorum. En azından bu kısımda. Hem şurada bunlar var, hem de şuralara da hafiften şunları yerleştirmeye başladım. Tabii şurası hala bir torç yığını. Ve şu çıkıntıyla ne yapacağımı buldum. Burası depolama odası olacak. Evet. Çok uğraştım, evet, biliyorum. Bunu düşünmek için. Neyse. Gel gelelim. Bunun yanı sıra şurada fuse quartzlarımız var. Fuse quartzlar hem aşırı temiz bir görüntü verip hem de cam olduğu belli oluyor. Ayrıca fuse quartzların ışıklı versiyonu da var. Onları evde üretiyorum. Şunları birkaç kere kestim. Şu kapıları yerleştirdim. Kapılar Malicious Doors'dan. Şunlar Carpentry. Konuşamıyorum efendim. Konuşamıyorum. Şunları biraz ürettim ancak klorum bitti. Hover moddur. Vesaire vesaire vesaire. Evet ve şimdi asıl sorumuz. Kültürlü adamın emi sistemi nedir? Logistics Pipes. Ve Pachi diğer koltuğumu haşet etme modunda. Ve ayrıca şunu da koydum. Aşağıdaki enerji depolarından bir tanesine enerji deposuna bağlı. Evet. Abi de yaptığım bir şey daha var. Dış cepheyi carpet matters blokla döşemek. Bence dış cephe bayağı hoş oldu. Şu çatıyı da koyduğumda her şey çok tatlı olacak. Bence bayağı hoş bir bina oldu ya. Şu boru hariç. Aslında buraları da düzgün döşersem eğer. Balkonu falan da düzelttiğim takdirde bayağı muhtemelen uzun zamandır yaptığım en iyi binam olacak. Öyle hissediyorum. Şimdi. Et logistik. Tamamdır. Şimdi logistik pipe için. Bir tane logistik power junction'a ihtiyacım var. Sen bayağı ucuzsun. Aslında çok ucuz değil de. Siz beni ucuz kabul ediyor zannedin. İki tane molten soldering iron. Şimdi. Ups. Tabii bu bölüm dolayısıyla görev ağacı takip etmeyeceğiz. Evet. Şimdi. Gel gelelim. Steel Screw 8 adet. Yok. Onu çek. Şimdi. Nasıl şunu şuraya kadar döşesem mi? Hayır, bence mantıklı. Şimdi Steel Screw lazım. İki tane basic electric circuit. Tamam. Bir tane low voltage transformer. Vardır kesin buralarda bir yerde. Buffer. Transformer. High voltage battery buffer. Transformer mı yok mu? Low voltage ya da high voltage var. Arası yok. Evet, benim high voltage transformer'ım yokmuş. Pardon, low voltage transformer'ım. Peki medium voltage transformer'ım olsaydı? Neyse.
Şimdi. Machine Hollow'un enerji hatch. Yok ya. Her türlü. Submit. Tabii bu inşa şey burası tamamlanana kadar şöyle bir gidip gelme işimiz olacak. Ah. Ve muhtemelen bayağı bir süre o logistics pipe sistemi kalacak. Hatta mümkün olduğunca yok ya logistics pipes kendi olarak güzel de Autocraft'ı bu pakette biraz fazla yer kaplamaya başlayacak bizim için. Ha bu arada yaptığım bir şey daha var. Neredesin sen? Ha. Elektrikli screwdriver da yaptım. Bence tam yeri tam zamanıydı. Her nokta komutunu eklemedim. Ve bu espri anlayacak yaştakiler merhaba. Tamamdır. Evet, logistic pipes. Tamamdır, bu tamam. Bunlar tamam. 4x copper kablo. Bir tanesi var. İkincisini de yapalım. Ve bir yandan da soru derin gayrı. Bu sayede içmeye ayranımız doldu. Başka ne lazım? Steel screw. Sadece steel screw kaldı. Ha bu arada pardon. Şundan 4 tane yazmış. Submit. Gel bakalım. Elinizde bulunsun biraz. Şimdi, Logistics Pipes tıpkı Applied Energy Stick gibi. Enerji istiyor. O yüzden gel gel gel. Gel ve hayır. Bolt lazım. Dürüt arkadaydı değil mi? Kompresör. Plate. Evet, high voltajı bayağı high voltajmış bunun. Evet, ne eksik? Ha, basic logistics pipes. Ve yapılıyor. Şimdi çoğunlukla şunları kullanacağız. Unrouted logistics pipes. Ah evet. Logistic Power Junction'ımız hazır. Ve bunun görevi çok basit aslında. What? Peki. Şimdi. Ve onun görevi Logistics Pipes'a enerji vermek. Yeterince ışık yok diye mi oluyor? Ya da fazla ışık var diye mi? İlginç. Interesting. Neyse. Devam edelim. Muhtemelen Optifine'ın bir zımbırtısı. Nasıldı ya? Neyse. Chassis.
Aslında bunu yapacağız çoğunlukla. Bunun için Dark Steel Plate lazımmış bana. Physical Logistic Fires. Mark 1'i. Evet. Mark 1 saçma içinde daha ucuz olabilir. Evet. Şimdi şu an benim en az 2 tane lazım bana. O yüzden şimdi sen Iron Chest istiyorsun. Sen de Chest. Copper Chest sen. Chest ve double couple. Ah. Bugün ben Türkçeyi unuttum arkadaşlar. Bugün bende Türkçe yok. Ha, diyeceksiniz ne zaman vardı? Siz de haklısınız. O zaman couple plate'lerimizi de alalım. All submit. 32 daha sub. Submit. Bir de bu kadar. Iron da gerekecek de neyse. Şimdi. Sen gel. Daha bolca plank ver. Burada gerçi biraz varmış. Sonra sen gel. Seni biz 8 yapacağız. Yaptık. Sonra sen bana bolca chest vereceksin. Sonra sana geliyoruz. Kuzum, sen bir 2x olacaksın. Hatta emin ölelim. Evet. 2x. Yapamamışız. Buz cidden sevdim ya. Hava Junction. Evet. Sonrasında. Onu beklerken beyin ilmi şunları alayım. Bakalım ne kadar yetecek. Yettiği kadar. Evet ve bunlar olmaya başladı. Bir tanesini dönüştürmedim. Çünkü o bir tanesinin normal kalması işime yarıyor. Evet. Temel ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmı burada. Tamamdır. Şimdi. Blank mı diyor? Tin foil. Conduit plate. Gold wire. Ve molten soldering. Tamamdır. Burada ne yapacağımızı biliyoruz. Siz buradaydınız, değil mi? Ha yok, yemişim onları. Bir tane daha lazım sen. Circuit plate'tin değil mi? Evet. Circuit plate. Stone plate. Vesaire vesaire. Başka hiçbir yerden circuit plate'im çıkmayacak değil mi? Yok. Ha bu arada madem şuna silk touch koymuştum. Sadece koy, hani artık koymamın vakti geldi bence diye. Stone Plate burada bolca var.
O zaman seni nasıl yapıyoruz? Sen Ruby ve Red Alloy foil. Red Alloy'un var mı hiç? Red. Red Alloy. Gel bakalım. Bunun foilini çıkartacağız şimdi efendim. Bir de tin foil lazım. Sonra tin foil hep lazım. Oh. Şimdi. Benim için 2 ingot lazım. Yani totalde 8 ingot lazım. Tin tin tinimine hanım. Tin 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 tinimine hanım. Neredesiniz ama siz? Heh. 8 gel. Tamamdır. Gel dur. Neden uğraşıyorum? Neden tekrar uğraşıyorum? Gold wire. Submit. Buna uğraşacağız. Çünkü zaten bunda çok uğraşılacak bir şey yok. Aslında bazı makinelerin kopyalarından koysam güzel olabilir. Ah, neyse. Dalgınlık. Dalgınlık arkadaşlar. Dalgınlık. Benim yaşıma gelince anlarsınız diyeceğim de. Aranızda muhtemelen pek benim yaşımda olanlar, hatta benden yaşlı olan bayağı bir kişi vardır. Selçuk abi izliyorsan zaten sen liste başısın. Niye koyuyorum? Sınırsın ipinin. Bize başka ne lazım? Team foilerimizi koyabiliriz. Gold wire'larımızı koyabiliriz. Ya, 4 tane low voltage circuit. Bunlar da azalıyor. Neyse zaten yakında bunlar otomatikleşecek. Şunları aslında önden atabilirim. Tabii ki de soldering ayrı. Hatta soldering iron tarafını bir yapalım hızlıca. Evet. Binalar arası uçarak, kaçarak. Neyse ki eskisi gibi kanı hızında değilim. Bunu yaparken. Beni siz kırdınız efendim. Son set. Evet, blank modüllerim de hazır. Logistic Pipe Controller. Ah, Circuit Assembler. Burası asıl işimiz. Item Sync Modül. Bayağı bir yapacağız. Extractor Modül. Evet. Passive Supplier. Provider. Provider yapacağım birkaç tane. Bir de birkaç tane Item Sync. Sonra bunları Not elektrik mi? What? O neyi bilmiyorum. Ha. Polimorfik item sync. Yapacağız. Async. Crafting modül. Bu sonradan işimize yarayacak. Mark 2. Mark 3. Aralarındaki fark neyi bilmiyorum. Neyse. Sizler oldunuz. Ah.
Tabii ki de meşhur odamız. Green Sapphire değil. Aradım. Ignis. Evet. Bunun yanı sıra Logis Provider. Bunları yapacağız. Sen kolaysın. Sana bir tane provider modül lazım. Evet. Bir de klavye yapacağım. Ne güzel. Quick Sort modül. Quick Sort modülü de yapacağız. Vesaire vesaire. Ve Molten Polyethylene istiyorsun. Güzel. Evet. Daha fazla microcrafting. Ben bu microcraftingleri de yapayım. Evet ve geri geldik ve bölüm arasında o arada ne yaptık? Aslında bayağı bir şey. Daha doğrusu siz Zingit kalacaktınız. Neyse. Sıkıntı yok. Ark Furnace'ınızı. Sen de gel şöyle. Şiştirilir. Şimdi. Projenin asıl büyük kısmını şu an yapamıyoruz. Nasıl yapıyoruz da biraz da zaman olacak ancak bölümü bitireyim dedim. Bir yandan. O yüzden şimdilik bir adet yeter ençimiz oldu. Gel bakalım. Aa bu arada evet loot box'tan şunlar çıktı. Yapay tanecisi ise geç. Şimdi bayağı işime yarayacak. Pardon. Başlangıçta işime yarayacak ama. Şimdi. Öncelikli olarak. Benim yapmam gerek... bir de seni şöyle atalım. Şunlar şöyle gelsin. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Nedir diye soracak olursanız. Şunları almak. Ups. Ve bunlarla ne yapıyoruz? Çok eğlenceli bir şey yapıyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi bir de bana sen lazımsın. Normal baltam var mıydı? Neyse. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve evet yeni bir köfteyle saymayı öğreniyoruz bölümü daha. Evet sayıyı kaçırdım. Ha doğru. Evet. Ve şimdi bunu sadece bir gösteriş için kullanacağım. Ops, dolilerim buradaydı. Bir tane doli bana yeterli. Aa tabii yukarı enerji atacağım bir şey de lazım bana. Benim dizel engine'im var mı boşta? Çok güzel bir soru. Le dizel. Steam Turbine. Advanced Combustion Engine. Advanced da gayet iş görür. O zaman bir tane de
Senden alalım. Oraya uzun vadede low voltaj vereceğim ama şimdilik bu da gayet işimi görüyor. Doğru, buraya ışık andım. Şimdi bir F7. Evet. Rastgele bir ışıklandırmamızı yapalım. Tamamdır. Şimdi. Ups. Sen şöyle gel. Ve sen gel. Sizler gelin. Sen gel. Sen gel. Sonra envanterimde yer açayım. 1, 2, tamam, orta burası. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, aynı sırayla olmayacak biliyorum. Ama o çok çok da önemli bir konsept haline dönüşmüyor. Yani çok bir önemi kalmıyor. Titanium, tamam. Şimdi gelelim. Bize burada bir şey daha lazım. Sen lazımsın. Ve şu aşağıdaki arkadaşları da yanımıza bir çekelim. Ay, tabii kendime biraz da dizel lazım. Bana biraz da dizel lazım arkadaşlar. Şimdi dizel nasıl alabilirim? 4. Gel bakalım. Yani buradaki heavy fuel stone bitmiş. Tamam, güzel. Bir süre yiyeyim öyle. Light fuel biriksin. Şimdi. Gel bakalım. Driver controller. Dur. Tamamdır. Evet. Sana şuradaydı değil mi? Chassis Spice var. Aynen. Logistics Chassis Pipe. Transport Pipe ve Basic Logistics Pipes. Şimdi. Provider. Chassis 1. Ve sana yeter wrench'le satklayalım ve ha tabi dur. Provider modül. Bunları bir de benim şey Circuit Assembler polimorfik'e çevirmem lazım da. Şunlar yok. Ama o zaman size şimdilik basit halini gösterelim. Şunları alsın. Şimdi. Ve unrolled. Nasıl dur?
Aslında şimdilik göstermek için şuraya koyabilirim. Hemen terime geldim değil mi? Evet. Tamamdır. Şimdi bizim burada Request Logistics Pipes'a ihtiyacımız var. Ve bir tane de chest'e. Ve enerji zımbırtın nerede senin? Burada. Tamamdır. Şimdi bu enerji zımbırtısına da kısa dur. Geçici olarak dizel vermek yerine şimdilik şöyle bir arkadaş yapacağım. Çok sevmediğim bir modun zamazingosunu kullanacağım. Ne haber? Evet. Size temel işleyişi gösterelim. Aslında çok basit bir temel işleyiş. Çok tanıdık gelecek size çünkü evet, tam enerjisini almaya başladı. Ve eğer yeterençle buna tıklarsam voila! Biraz tek alalım. Request. Okey. Sen niye bunu atmadın? Şuradan mı istiyorsun illa? Tekrar bir stack alalım. Ya da 10 tane alalım. Ha, ilginç. Ha, galiba bu şey. Ha, doğru, bu Mark 1'i vermiyordu. Şimdi bir de bana buraya bir tane basic logistics pipes ve Logistics Pipes aynı şeyi yapıyor aslında. Benim burada bir tane daha zamazingom vardı diye hatırlıyorum. Evet, doğru, Quick Swap modülü daha yapmamıştım. Tamam. Bunu şu an gösteremeyeceğim. Ancak bunun basitçe yaptığı şey şu. Doğru, bunun için şu an bekliyorduk. Bunun yaptığı şey basitçe şu. Bunun içine attığım şey gördüğü envanterde yerleşebileceği ilk yere direkt yerleşiyor. Yani bu aslında bir sorting sistemine dönüşüyor otomatik olarak. Y'yi boşalmış. Bu basit işlem başı enerji tüketecek hatta ve hatta request. Gördüğünüz gibi bir tık enerji kullandı. Bir stack daha isteyelim. Gördüm. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Bizim yapacağımız şey şu. Şuraya bunun zamazingosunu koymak. Crafting table zamazingosunu. Ve onunla direkt olarak yardırmak. Evet. Bütün chestlerimi falan da buraya dizeceğim. O yüzden bayağı bir iş beni bekliyor aslında. Ve benim bayağı bir circuit craft etmem lazım. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.